Evet, sendeyiz hocam. Çok saygıdeğer sanat ve edebiyat dostları. Bugün Kaban'dayız. Gerçekten Sayın Kaymakamımızın, Hasan Akdemir Akbulut Beyefendinin ve özellikle yine belediye başkanımız Fethiye Atlı Hanımefendi'nin çok güzel ilgilerini gördük. Öncelikle Kabanlılara, Kabanlı hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Evet, Manat sanat ve gönül dostlarıyla birlikte Kaban'a geldik. Ve özellikle de ben şunu arzu ediyorum. Buradaki mekanın artık geleneksel hale gelmesi, Fırat Kürsübaşı sohbetlerine dönüştürülmesini ben sözümün en başında teklif ediyorum. Kaban ilçemiz bizim sevdamız, ışığımız, yüreğimiz, gönül dünyamızda uğrak yerimiz. Fırat'ın suları akar derinden, hasret gözyaşları döker derinden, dağlara çarpar feryadım, gayretim, yıkar surları hoyratça derinden. Fırat'ın cennet damlası taşırsın, maksadım sende doğdu, sen taşırsın. Tuna'ya eş Nil, Nil'i kardeş bilirim. Üç kıtaya fetih dil taşırsın. Kah gök mavisi olur, donatırsın. Kah yeşile boyanır, arıtırsın. Dağlar nöbette vadiler yatağın. Toprağını rahmet rahmet bezersin. Gece yıldız dökülür sularına, seninle ışık olur yollarına. Aşıklar izinde pervane ne gam, şühedak kanı dökülür surlarına. Tarihim sen, medeniyetim sende. Ey kutlu belde Kaban, ey kutlu Fırat. Gün oldu, Nimri dedeyi çağrısı oldu. Onun ruhaniyetiyle buralara geldik. Şairiyle, yazarıyla, edibiyle, güzel insanlarıyla birlikteliğimiz oldu, sohbetlerimiz oldu. Gün oldu, Yusuf Ziya Paşa ruhaniyetiyle yine çağırdı bizleri. O günlerde de Sıla-i Rahim için geldik. Ata yurdunu, ata ecdadını ve birlikte yad ettik hatıraları. Evet, bugün de Perşembe günü, güzel bir gün, Kaban ilçesinde Kabanlı şairlerimiz, ediplerimiz, yazarlarımızla birlikte Manas Gönül Evi'nin ben saygıdeğer sanat erbabıyla birlikte inşallah güzel bir sohbeti, güzel bir günü burada geçireceğiz. Evet, bizler o ruhani çağrıya uyduk. Fırat Nehri'nin kıyısında yine birlikteyiz. Şairimiz Ahmet Demir'i, onun şahsında da şiiri, sanatı, edebiyatı, musikiyi burada konuşacağız nasıl olursa. Fırat dile gelecek, Kaban burada dile gelecek. Şiirin hoş sohbetiyle şu vadi tekrar yankılanacak. Destan şairimiz Niyazi Yıldırım şiirin mısralarda şöyle tarif eder. Şiir dikenlikte laleye benzer, ne fıkraya ne makaleye benzer. Şair vatan içre kaleye benzer, at uşaklığında görmez karını, korur milletinin itibarını. Evet, şair özellikle milletin itibarını koruyan, dilini, kültürünü, edebiyatını gelecek nesillere taşıyan birer yiğit kahramanlar. Kanaatimce şiirin en güzel tanımı ne deriz? Neslin bittiği yerde şiir başlar. Sadık Kemal Tural Hoca şiir için nutku ilahi derler. Allah'ın Resulü şiirde hikmet vardır. Şiirde bilgi vardır. Şiir sözün en güçlü ve ölçülü söylendiği edebi türümüz olarak da nitelendirir. Şair kültürü nesilden nesile taşıyan bizim söz mimarlarımızdır. Şairlerimiz gökteki yıldızlar gibidir. Ahmet Yesevi'nden günümüze doğru akan bir nehir vardır. Allah'a hamdolsun o nehir dünden bugünlere 9 asırdır çağladı ve hala çağlamakta devam ediyor. Öncelikle tefekkür ederek düşünür, hayatı bir dantel misali örmek isterim. Kaban ilçemizin yetiştirdiği bir güzel insanı bugün konuşacağız. Şairimiz Ahmet Demir'i ve onun şahsında da Kaban ilçemizi, Kaban ilçemizin sanatını, edebiyatını, musikisini birlikte demlenerek
konuşacağız. Bu vesileyle Manas Gönlevi dostlarıyla birlikte Kaban'da İrfan sofrası etrafında bir aradayız. Şairler bilgeler yolunda yürürler. Sözleri özden sözüldüğü için güçlüdür. Bu millet 9 asır boyunca sözü özünde söyledi. Şairlerimiz aynı kaynaktan beslendi. O ne güzel bir kaynak. Menbaı aşk oldu. O aşk bir büyük şelaleye döndü. Fırat misali, Dicle misali aynı durulukta aktı ve akmaya da devam ediyor. Ahmet Demir kardeşimin şiirlerini okuyoruz. O dilde sağduyu, o dilde şefkat ve merhameti, o dilde gönülleri imar ve inşa, o dilde selamı, kelamı ve muhabbeti, o dilde esenlik, huzur ve güveni, o dilde bir bütünüyle erdemlikleri yaşamaktayız. O dilde geleneklerimiz, göreneklerimiz, türkülerimiz tamamen Ahmet Demir kardeşimizin tefekkür dünyasıyla aksetmektedir. Ve Ahmet Demir öyle tahmin ediyorum ki Keban'ı, Ağan ilçemizi, çevreyi en iyi şiir dünyasıyla anlatan bir arkadaşımız. Ben şimdi Ahmet Demir'i biraz kendi diliyle bizlere kendilerini anlatması için evet kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Çok kıymetli gönül dostlarım, ağabeylerim, çok değerli üstadlarım. Kaban'a hoş geldiniz, şeref verdiniz. Başta bu programı düzenleyen Manas koordinatörü Sayın Şener Bulut Bey'e, her zaman benden övgüyle bahseden oturum başkanımız Bedrettin Bey'e, ilimizde bulunan Tokatlı şair Dursun Elmas Bey'e, emekli okul müdürümüz Yusuf Demir Bey'e, Keman Gazetesi yayın yönetmeni ve gazetemizin şairlerine, ressam Abdullah Bulut Bey'e, bizleri tesislerinde ağırlayan Fırat Alabalık'a, çekimleri yapan, yayınlayan Fırat TV'ye, özel misafirim ve sevgili eşim aramızda Fatma Hanım'a, ayrıca belediyemiz, belediye başkan sekreterimiz Handan Hanım'a, bu konuda desteklerini esirgemeyen belediye başkanımızı ve her bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kısa bir hayat hikayemden başlayayım. Ben Keban Kurşunkaya doğumluyum. 2 yaşından itibaren babamı kaybettim. Köyden okula 5 kilometre her gün yayan gidip geldim. 11 sene liseyi ancak okuyabildim. Maddi imkanlarımdan dolayı okuyamadım. Yüksek tahsilim yoktu. Ancak lise mezunuyum. Okul hayatımda İlk şiirimi ortaokul yıllarında yazdım. Çok enteresandır ki herkes yani öğretmen öğrencisine aşık olmuştur. Ama ben tam tersine bir Türkçe edebiyat öğretmenine aşık oldum. İlk şiirime o zaman başlamıştım. Ve yazdığım o ilk şiirimi kitabımdan sizlere arz edeyim. Sevdiğim, gülen gözlerini gördüğüm anda filizlendi sevda tohumun canda. Aşk sizinle meyve verdi cihanda. Sakın beni deli sanma sevdiğim. Yüzünde görünce ben güneş ayı, terk eyledi deli gündüm dünyayı. Sevgisiz neyleyim Anya Konya'yı. Yüzüne gülene kanma sevdiğim. Biçaredir gönlüm
sevgiden yana, güzelsin diye kaş göz ettin bana. Gencecik biriyim, kıymayınız bana. İçimi yaktın, sen yanma sevdiğim. Ahmet keşke seni görmez olaydı. Yürek yakacaktın nereden bileydi. Sen olmaz dediğin anda keşke öyleydi. Her yerde adını anma sevdiğim. Bu şiirini duyan öğretmen teneffüste Ahmet sen çıkma dışarı dedi. Bana bir şiir yazmıştın arkadaşlar bana söyledi. Evet yazdım dedi hocam. O şiiri bana okur musun? İşte aynen bu şekilde okudum şiiri. Dedi beni çok mu seviyorsun? Dedim belli olmuyor mu bu şiirde nasıl sevmişler? Ondan sonra dedi ki başımı okşar evladım dedi. Ben evliyim, çoğulum var, böyle komutanım hanımıyım ben. Ama yemin ediyorum bu şiiri ölene kadar cüzdanımda saklayacağım. Ve uzun hikayesi var bunun. Ve fazla zamanınızı almak istemiyorum. Ben şiirlerimi basın yayın olmadan önce kendi hatıra defterimde saklıyordum, biriktirmiştim. Gün geldi, 2006 yılında Keban Gazetesi'nin yayına başladığı gün ilk şiirimi o zaman basın aracıyla ilk şiirim yayınlanmıştı. Şimdi o ilk şiirimi de sizlere okuyayım. Fırat kardeşimdir benim. Oğul, Keban senin doğum yerindir. Annen Karasu'dur, Murat yarindir. Seninle boğuşmam da kaderindir. Birlikte büyüdük, canımsın benim. Balık verdin, ışık verdin, aş verdin. Bazen de hışmınla göze yaş verdin. Şarkı, türkü oldun, beni boş verdin. Büzülüp sızlayan, yanımsın benim. Yüreğe serpen buz gibi suyum var. Çılgınca azgın bin türlü huyum var. Hiç şakamız da yok, on karış boyum var. Damarımda akan kanımsın benim. Ekin sularken bağ bahçeme de aktın. Ardından da birçok yetim bıraktın. Yürekler yakarken öksüzle baktın. Hasret şerefim, canımsın benim. Yüzüstü sürünüp toprak yaladın. Canlar aldın, yüzümü kana buladın. Malatya ile Harran'ı, Şam'ı suladın. Çağaya ad oldun, benimsin benim. Ördekle salları, kazları yüzdürdün. Sırtından bin türlü avcı turist gezdirdin. Ahmet kardeşin sana çok şiir yazdırdı. Ruh ile bedenim, tenimsin benim. Ve ondan sonra şiirlerimi devam ettirdim. Keban'da düzenlenen birçok özel ve milli günlerde şiirlerim okundu. Hazar şiir akramları, Keban programlarına şiirlerimle katıldım. Şu anda İzmir Ege FM'de her hafta sonu İzmir canlı yayında Kaya Yapıcıoğlu ve Ağınlı Hemşehrimiz şiirlerini okumaktadır. Birçok festival ve programlarda katıldım, şiirlerimi okudum. Çanakkale şiirim rahmetli Yakup Fırat tarafından bestelenip seslendirildi ve dereceye girmiştir o şiirim. Üç tane şiir kitabım var. Bunları birini Çırçır, birini Keban Belediyesi, birini de Elazığ Belediyesi katkılarıyla bastırıldı. Programda bir Manas Kine programında Elazığ Öğretmen Evi'nde Karabağ'a Mektup adlı programda okuduğum bir şiiri Muş Alparslan Üniversitesi Türk Dil Edebiyat Bölüm Başkanı Tamilla Aliyeva Hanımefendi Profesör o şiiri o kadar beğenmişti. Ahmet Hocam dedi ben
Ben Azerbaycan'a götüreceğim ve bu şiiri sana orada okuyacağım. Şiirimi inceledi ve birçok şiirimi de inceliyor. Dedim ki, gelemem bu imkanlarla, o şiirimi benim adıma siz okursunuz Azerbaycan'da. Esinlendiğim ozan ve şairler oldu. Birçok halk ozanından, halk şairinden esinlendim, etkilendim. Biri bunlardan biri Nimri Dede'dir. Hele diyor ki, ben bir insan olmaya geldim, bu sözü beni çok etkiledi. Bir de yine rahmetli anıyorum Aşık Veysel, der ki, benim sadık yarım kara topraktır. Bu söz de beni çok etkilenmiştir. Aynı zamanda Mahir Gürbüz hocamızın temsilcisi olduğu İlesan üyesiyim. Bana şiiri en çok sevdiren Ahmet Tevfik Ozan hocamı rahmetle yine anıyorum. Ve en son geçen hafta yazmış olduğum bir şiirimle bitirmeye çalışayım. Fazla zamanınızı almayacağım. Bugün benim için çok anlamlı, çok özel bir gündü. Heyecanımı bağışlayın, biliyorsunuz. Böyle konuşamıyorum heyecandan. Çok mutluyum. Sizlerle gurur duyuyorum. Zahmet edip geldiniz, şeref verdiniz. Beni çok mutlu ettiniz bugün. Ve en son yazdığım şiirimle sizlere veda edeyim. Şimdi dut zamanıdır. Fakir meyvesidir. Ne desek azdır. Kuşları var, rengi siyah beyazdır. Havalar ısındı, mevsim de yazdır. Bizim elde şimdi dut zamanıdır. Avuç ile yerim, doymam tadına. Bekmezi güç verir erkek kadına. Kaynatıp orcik yap er muradına. Bizim elde şimdi tut zamanıdır. Yedikçe açılır gözümde perde. Vitamin deposu devadır derde. Murdut şurası ilaçtır her yerde. Bizim elde şimdi tut zamanıdır. Bir kardeşiniz var burada canlar. Gurbet halinden şairler anlar. Evim evimdir ey baylar bayanlar. Bizim elde şimdi dut zamanıdır. Bilesiniz Türktür söyle sopum. Kebanı tanıtmak istiyor yapım. Buyurun herkese açıktır kapım. Bizim elde şimdi dut zamanıdır. Ahmet'im misafir başım tacıdır. Herkes benim ile kardeş bacıdır. Bir tatlı muhabbet tek amacıdır. Bizim elde şimdi tut zamanıdır. Bizim elde şimdi tut zamanıdır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ahmet Emre çok teşekkür ederim. Gerçekten Kevan'ın yetiştirmiş olduğu bir tefekkür, güzel insan, daha sağduyu saygı insan. Evet, saygıdeğer misafirler, programımıza devam ediyoruz. Özellikle ben şunu vurgulamak istiyorum. Gazeteler, dergiler birer edebiyat mahfilidir. Yani ben bunu bu şekilde düşünürüm. Ben Elazığ basın tarihinden çok kısa örnek vereceğim. Çırpanizade Ali Haydar Bey, Hacı Hayri Bey, 1900'lü yılların edebi akımında temsil notasıdır. 1960 yılına geldiğimizde Avukat Fikret Memişoğlu bir edebi hareketin temsil notasındadır. 1985'lerden itibaren Manas Gönüllü, Şener Bulut etrafında 30-40 arkadaşın başlattığı bir edebi akımdır. Ve şu anda da Keban ilçemizde evet, Pir Hasan Doğan Beyefendi, evet, onun başlattığı bir edebi hareket var ve o edebi hareketin çevresinde de şairlerimiz, yazarlarımız yer alıyor. Ben onların isimlerinde de zaman zaman yer vereceğim. Evet, şimdi şairimiz İsmail Hakkı Buran Beyefendi'yi davet ediyorum. İsmail Bey, buyurun. Bir dakika. Mithat Bey önce bir konuşma yapsın. Kebanlı şairlerle ilgili ondan sonra çağır. İsmail Bey, söz olun ki teşekkür ederim. Öyle mi? Gözün mü?
iyi yapıyor. Demek ki rahmet verdi. Sevgili misafirler, hepiniz hoş geldiniz kebanımıza. Ben de Keban Gazetesi şairi olarak yaklaşık 200'e yakın şiirimden bir şiir okuyacağım. Şimdi bu şiirimi gençlere terdi ediyorum. Şimdiki gençliğe bir nasihat niteliğinde bir şiir olacak inşallah. Zarar gelmesin oğul. Sana diyeceğim odur ki oğul, iradeyi cüziyene hakim ol. Fikir bozuk olunca uzarmış kol. Elinden kimseye zarar gelmesin. Kelimeye dökülmez ki her fiil. Ne kadar alimsen susmasını bil. Konuştukça sürçülisan eder dil. Dilinden kimseye zarar gelmesin. Sakın emare olma sen nefsine. Bedenin uysun vicdanın sesine. Kanmayasın heva ve hevesine. Belinden kimseye zarar gelmesin. Renk cümbüşü görünenler o anki, gökkuşağı yere serilir sanki. Öyle dikensiz bir bahçen olsun ki, gülünden kimseye zarar gelmesin. Her gülenin sakın gitme peşinden, gerçek seven ayrılamaz eşinden. Değil yakıp yıkacak ateşinden, külünden kimseye zarar gelmesin. Gönül bağına bak, olmasın bir çöl. Bir ekmeğin varsa olmayanla böl. Öyle temiz yaşa, öyle güzel öl. Ölünden kimseye zarar gelmesin. Teşekkür ederim. Evet. Şairimiz İsmail Hakkı Buran'a çok teşekkür ediyorum. Teşekkür güzel bir şiir. Evet. Ben misafirler geldi, ben gitmem gerekiyor. Tamam İsmail abi. Evet. Çok teşekkür ederim. Uğurlar olsun. Var olasın. Var olasın. Sağ olun. Teşekkür ederim herkese. Hayırlı olsun hocam. Şu taraftan çekersen daha fazla. Şu tarafa gitsin, kameranın önüne çık. Öyle mi çık? Tamam İsmail abi, onlar olsun. Hadi Allah'a emanet. Güle güle. Bu arada yani açık değilse kamera, bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Şimdi Allah izin verirse ay 27'sine hacca gideceğim. Haklarınızı helal edin. Benden varsa haklarınız. Ben helal ediyorum. Helal hoş olsun. Dua et. İnşallah, inşallah. Dualarınızı bekliyoruz. İnşallah, inşallah. Dua Allah, Allah'a emanet olun. Orada bir dur ha. Bedrettin Bey'le sizin fotoğrafı tabii, çekin. Tabii, tabii. Ya bir de bizim amele. Bir de böyle. Gerçek. Biraz ya, daha. Ya Ahmet Hoca atayım mı? Ahmet abi sen buna de geliyorsun. Ha. Ha dur Ahmet Demir de gelsin. Ha. Tamam. Teşekkür ederim. Uğurlar olsun. Sağ ol. Evet. Hazreti Mevlana şunu diyor. Cancağızım bugün farklı şeyler konuşalım. Farklı cümleler kurmaya dikkat edeceğim. Hadislerde yer alır. Kıymetli sanat edebiyat dostları. Fırat'ın cennet nehirlerinden olduğu şeklinde hadislerde yer. Bu hadislerde Dicle Nehri, Seyhan ve Ceyhan Nehirleri'nde belirtilmektedir. Evet. Yine Bakara Suresi 74. ayetinde de şöyle buyuruyor. Öyle taşlar vardı ki bağırlarından nehirler çıkar. Evet, o taşlar altına, gümüşe, kurşuna bulanmış taşlar. O sebepler Keban'ın iklimi ve ruhaniyeti de farklıdır. Yani insanın ruhaniyetinde farklı olduğunu söyleyebiliriz. Fırat
Har tutan Kerkük'e bu milletin ses, söz ve hoyrat vadisidir. Şu anda o vadinin başında bulunuyor. Ve yine o vadinin söz ustalarından biri Mithat Yılmaz Beyefendi. Buyurun kürsüye. Keban'ın şairleri, yani Keban gazetesinin şairleri. Yazı 2019 yılının 5. ayının 2'sinde Elazığ'da münteşir Gün Işığı gazetesinde yayınlanmıştır. 50'ler çarşısında terzilik yapan Zihni Duman geçen gün bana bir tomar şiir verdi demişiz. Zihni Usta Kebanlıdır. Ve bana verdiği şiirleri de Keban gazetesinden kesip biriktirmiş. Keban gazetesi 15 günlük periyotla yayınını sürdüren Pir Hasan Doğan'ın çıkardığı ilçenin tek gazetesi. Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü'nü de Pir Hasan Doğan'ın yaptığı gazetenin yayın kurulunu Abdullah Bulut, Hadi Doğan ve Murtaza Fırat oluşturmakta. Keban'ın hukuk danışmanlığını ise avukat Cem Bayındır üstlenmiştir. 14 yıldır, yıl 2019'da, 14 yıldır mütevazi imkanlarıyla 8 sayfa olarak yayınını devam ettiren Keban'ın başlıca yazarları Profesör Doktor Ramazan Demir, avukat Cem Bayındır, Midran Yokuş, Şaban Tekin, Levent Bilgin ve Selahattin Yalçıner'dir. Elbet Zaman adlı farklı zaman farklı yazarların yazılarına da Keban sayfalarında yer verilmektedir. Mesela bu fakirin de yakın geçmişte bu gazetede Keban'ın değerli evladı, halk şairi Nimli Dede ile ilgili iki yazısı yayınlanmıştır. Bir anlamda Keban ilçemizin gözü kulağı olan Keban gazetesinde şiirleri çıkan şairlere gelince, gazete her sayıda yarım sayfasını onlara ayırır. Bu sayfada şiirlerini okuduğumuz başlıca isimler İsmail Hakkı Buran, Mustafa Ergan, Ahmet Demir, Fevzi Özdemir, Selami Dolu, Ünal Erdil diye sayabiliriz. İşte Terzi Zihni Usta'nın bu gazetenin muhtelif sayılarından kesip sakladığı şiirler de genellikle isimlerini verdiğimiz bu şairlere aittir. Bunlardan biri olan Ahmet Demir, aynı zamanda Manas müdavimidir ve geçtiğimiz yıl bastırdığı Bizim Memleket isimli şiir kitabını bu nezaketle, bir nezaketle imzalayarak bize takdim etmişlerdir. Kendilerini bir kez daha kutluyor ve şiir